Bugün Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmeniz oldu. Doğum gününüzü, yeni yaşınızı kutladı. Kendisiyle doğum günü tebriği dışında iki ülke arasındaki ilişkiler nezdinde başkaca bir gündeminiz oldu mu? Ve yakın zamanda bir ziyareti de söz konusu. Bu konuda bir tarih gündemde mi? Teşekkür ederim. Şu anda yani çok kısa bir zaman içerisinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair bana ifadeyi kullandı ve Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi ve aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti. Efendim, F-16 sürecine ilişkin Amerikan Kongresi'nden herhangi bir engelleme olmadan geçti bu süreç. Teklife ilişkin, ayrıca teslimata ilişkin takvimlendirilen bir durum söz konusu oldu mu? Netleşti mi o tarih? Ayrıca siz de Amerikalı senatörleri ağırladınız geçtiğimiz günlerde. Kurmaylarınızla yine görüşmelerini sürdürüyorlar. Bu görüşmeler F-35 projesine, Türkiye'nin geri dönüşüne bir kapı aralar mı acaba? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu konuda yani bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Ve gerek kongre, gerekse senato, bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmede daha çok biz şu anda F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk. Ve bu konunun dışında da tabii arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde gerek Dışişleri Bakanımın gerek Amerika Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz. Efendim, Ramazan'da da miting programlarınız devam edecek elbette ki, yoğun bir programınız var. İftar programlarda mı hitaplarınız olacak? Nasıl bir takvim var Ramazan'da? Tabii onları arkadaşlarımız hep birlikte çalışıyoruz, çalışıyorlar ve ona göre de programların değerlendirmesini yapacağız tabii. Yani iftar programları mı olur? Yine aynı şekilde mitinglere devam ederiz. Ama biliyorsunuz AK Parti'nin bu konudaki kararlı duruşu her zaman için devam edecektir. Efendim, son bir soruda. Irak'tan sizin gitmenize yönelik olarak çok davet vardı. Seçimlerden sonra bir Irak ziyareti planlamanız da var mı acaba? Seçim sonrası. Seçim sonrası. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan doğrultuk olsun. Sağ olun. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geçmişti. AK Parti Genel Merkezi'nde seçim işleri başkanlarına hitap etti. Ardından gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı. Hem iç hem dış siyasete yönelik açıklamaları vardı. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü, liderler arayıp tebriklerini ilettiler. Bunlardan biri de Putin. Geliş zamanına dair bir detay var mı? Konuşma devam ediyor mu arkadaşlar? Verelim, bir kulak verin. Açalım bir ses. Verdin mi kameramanlara? Behçet, gazetecilere, kameramanlara akşam yemek verecek misiniz? Vereceğiz efendim. Hazırlıyoruz. Bak, bizi mahcup ediyorsunuz. Yok, estağfurullah efendim. Hazırlıyoruz efendim. Anlaşıldı efendim.